Arkadaşlar, bugün size Kıbrıs köftemizi yapacağız. Kıbrıs köftemiz yaklaşık yapımı 5 dakika sürecektir. Pişirme aşaması 20 dakika sürecektir. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar, Cafer ile Cafer'in mutfağına hoş geldiniz. Ben Cafer. Ben Cafer. Bugün sizlere Kıbrıs köftesi yapacağız. Kıbrıs köftesi şöyle, size malzemelerimizi takdim edeyim. 1 adet soğanımız var. 2 adet, yani 3 tane orta boy patatesimiz var. 450 gram, yani yarım kiloya yakın 450 gram kıymamız var. 2 dilim bayat ekmeğimiz var. Daha sonra çeyrek deste maydanozumuz var. Ondan sonra baharatlarımız. Baharatı siz isteğinize göre koyabilirsiniz. Ben size baharatlarımızı tanıtayım. Patates baharatımız var. Ondan sonra kimyonumuz var, karabiberimiz var ve tuzumuz var. Başlayalım Cafer'cim. Başlayalım. Öncelikle gördüğünüz üzere soğanlarımızı rendeden geçiriyoruz. Daha sonra patatesimizi rende haline getiriyoruz. Şu an soğanlar bayağı bir gözümüzü yaşarttı. Ondan dolayı sizler konuşurken ağlar bir vaziyette konuşuyorum. Daha sonra soğanımızla gördüğünüz üzere patatesimizi karıştırdık ve suyunu süzüyoruz. Kıbrıs köftesini yapmak için köfte harcımızın içine ayarlayacağız. Suyumuzu elle süzdükten sonra suyumuzu boş kabımıza koyuyoruz. Arkadaşlar, şöyle ilave etmek istediğim bir şey var. Bir adet de yumurtamızı ilave edeceğiz. Daha sonra yarım kilo etimizi ilave ediyoruz. Daha sonra 2 dilim ekmeğimizi içine ekliyoruz. Daha sonra gördüğünüz üzere doğradığımız maydanozlarımızı harcımızın üzerine ilave ediyoruz. Baharatlarımızı göstereyim size. Tuzumuz var, karabiberimiz var, kimyonumuz var ve patates baharatımız var. Baharatlarımızı direkt üstüne ekliyoruz. Daha sonra bir çiğ köfte edasıyla gördüğünüz üzere harcımızı karıştırıyoruz. Arkadaşlar, harcımızı karıştırdık. Karıştırdıktan sonra gördüğünüz üzere köfte harcımızı gerçekleştirdik. Şimdi köfte haline getirip yağlı kağıdımızı tavamızın üstüne koyacağız. Daha sonra fırına vereceğiz. Arkadaşlar, şimdiki işlemimiz şöyle. Kasap köfte şeklinde getireceğiz Kıbrıs köftemizi. Şöyle gördüğünüz üzere birazcık alacağız elimize. Tavada pişirmeyeceğiz. Biz fırında pişireceğiz. Fırında pişireceğimiz için ince yapmamız lazım. Gördüğünüz üzere tavamıza şöyle düzgün bir şekilde diziyoruz. Arkadaşlar, Kıbrıs köftemiz hazır. Şimdi 240 derecede yaklaşık 20 dakika fırınımıza koyacağız. Fırınımıza koyduktan sonra bundan sonraki aşamamız zaten sunum aşaması. Sunum aşamasında görüşmek üzere. Arkadaşlar, köftelerimiz yaklaşık 20 dakika pişti. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.